Yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Elimde eski bir bilgisayara ait güç kaynağını görmektesiniz. Bu defa sizlerle birlikte burada gördüğünüz trafoyu kullanarak trafoda herhangi bir değişiklik yapmadan mevcut trafoyu kullanarak bir inverter devresi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak buradaki trafomuzu sökerek başlayacağız. Ancak trafoyu sökmeden önce şöyle devresini göstermek istiyorum arkadaşlar. Zaten devrenin şekli kendini gösteriyor. Bakın bir tarafı diğer tarafından izole edilmiş durumda. Bakın şurada kalın bir hat ile iki taraf birbirinden ayrı. Yani bizim normalde 220 girişlerimiz bu taraf. Çıkışlarımız da bu taraf. Uzun lafın kısası ters olarak bağlayacağımız için burası çıkış olacak. Şimdi burada yapmamız gereken şey trafoyu yerinden çıkararak buradaki girişleri bulmak. Burada da aslında belli arkadaşlar. Şuradaki ikili gruplar, şuradaki ikili gruplarda ayrı olacak şekilde bağlamamız gerekiyor. Ben şimdi trafoyu yerinden sökerek işleme devam ediyorum. Lim pompasını kullanarak trafomuzu zarar vermeden devreden ayırıyoruz arkadaşlar. Bu arada kullandığım lim pompasına ait satın alma linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde de lim pompası nasıl kullanılır bununla ilgili de bir video paylaşabiliriz şimdi devreyi sökerek devam ediyorum Trafomuzu çıkardık devremizden ayırdık artık bunu bir kenara alabiliriz Şimdi trafomuz burada sizin için birazcık yaklaştıralım Bakın kullanacak olduğumuz uçları gösteriyorum Bir tanesi şu ana girişimiz Birisi şu en baştaki girişimiz diğeri de Şu ortadaki girişimiz olmak üzere Buradaki girişleri kullanacağız Buralarda bizim enerji çıkışlarımız olacak. Şimdi buna basit bir sürücü devresi hazırlayarak devam edelim. Kullanacağım mosfetler bunlar arkadaşlar. Bakın 50N06B bu mosfetlerden faydalanacağız. Şimdi mosfetlerimi soğutucular üzerine bağlayarak işleme devam ediyorum. Mosfetlerimizin pinlerini bu şekilde büküyoruz arkadaşlar. S pinimiz, D pinimiz ve G pinimiz olacak şekilde bu şekilde büküyorsunuz. Şimdi S pinlerini birbirine bağlayarak devam edeceğiz. Bu arada soğutucular ayrı arkadaşlar. Birbirinden izole şu an MOSFET'ler. Arada yalıtkan çift taraflı bant olduğunu özellikle belirtmem gerekiyor. MOSFET'lerimin S pinlerini şöyle gösterelim. Bir hat üzerinde birleştiriyoruz. Sırada 10K'lık dirençlerimiz var. Hemen onları da ekleyip paylaşalım. Yaptığımız bağlantıyı gösteriyorum arkadaşlar. Gayet basit ve anlaşılır olduğunu düşünmekteyim. Bu şekilde 10K'lık dirençlerimizi bağlıyoruz. 2 adet 1N4007 ile devam edelim. Bu noktada yaptığımız bağlantıyı göstermek istiyorum arkadaşlar. 1N4007 diyotlarımın özellikle çizgisine dikkat etmenizi istiyorum. Birinci MOSFET'imizin gate pininden ikinci MOSFET'imizin D pinine gidiyor. Aynı şekilde ikinci MOSFET'imizin gate pini de birinci MOSFET'imizin D pinine. Burada gördüğünüz gibi 1N4007 diyotlar üzerinden bağlı diyotların çizgisine dikkatledikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz indüksiyon ısıtıcının sürücü devresini yapıyoruz. Farklı bir şey yaptığım yok. Yani bildiğiniz indüksiyon ısıtıcı devresindeki sistemi kullanarak yüksek frekans oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu yüksek frekansla da SMPS trafoyu sürmeyi planlıyoruz başarabilirsek. Sırada şok bobinimiz var. Şöyle gösteriyorum. 50 mikroenrelik bir şok bobini kullanacağım. Bobinimin uçlarında 330 ohmluk iki tane direncim bağlı. Bu dirençleri de olması gereken yerlere bağlayıp hemen paylaşalım. Şöyle gösteriyorum. Bakın 330 ohmluk dirençlerimi tam olarak her iki mosfetimin de gate pinine bağlıyorum arkadaşlar. Bu arada mavi kabloyla da kısa devreye karşı izole ettim. Şimdi trafo bağlantılarını oluşturarak devam edelim. SMPS trafosunun Size daha önce gösterdiğim uçlarından birer bağlantı aldım. Şurası gate pinimiz arkadaşlar. Yani ortak pinimiz. Şimdi trafomuzun uçlarını mosfetlerimizin D pinlerine yani ortadaki pinlerine bağlayarak devam ediyoruz arkadaşlar. İndiksiyon ısıtıcının bobinlerini bağlıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Bakın. Bu bir indiksiyon ısıtıcı olsaydı buralardan bobinlerimizi bağlayacaktık. Ortadan da yani şuradaki girişinden de artı verecektik. Şimdi şok bobinimizi e, trafoya ekleyerek devam ediyoruz. Ardından sisteme güç vererek test aşamasına geçeceğiz. Bakın şurada da şok bobinimin diğer ucu var. Bunu da şuraya birleştireceğim. Burası aynı zamanda bizim devremizin artı girişi olacak. Hemen şuraya birleştiriyoruz. Gerekli bağlantımızı oluşturduk. Şimdi... Trafoyu söktüğümüz güç kaynağını görmektesiniz arkadaşlar. Buradan bir parça daha sökeceğiz. Şuradaki kondansatörü sökerek işleme devam ediyorum. Kondansatörümü şöyle gösteriyorum. Bağlantılarını yapıp hemen sizlerle paylaşacağım. Trafo üzerindeki bağlantımızı oluşturduk. Kapasitörümüzü de ekledik arkadaşlar. Bakın giriş uçlarımız arasında ekledim. Şimdi tek yapmamız gereken şey çıkışa bir duy bağlayacağım sırayla lambaları test edeceğim. Enerji vererek devrenin test aşamasına geçiyoruz. Projemizi tamamladık arkadaşlar. Ayarlı güç kaynağımı görebileceğiniz bir noktaya aldım. Şu anda 12.34 volt ile besleyeceğim. Bu arada sistemin çektiği akımı da göreceksiniz. Bir tane fan bağladım çünkü mosfetlerim ısınacaktır. Aynı şekilde sizin de mosfetleri soğutmanız önemli. Şu anda 281 mA yaklaşık 300 miliamperlik bir akım çekiliyor. E, bu fan çekiyor arkadaşlar bu gerilimi. Ayrıca yukarıda ekstra bir aydınlatmam var. O aydınlatmamla beraber 300 mA'lık bir akımı e, burası hariç yani hazırladığım devre hariç zaten kullanıyorum. 6 A akım sınırlaması ayarladım. Şu an şöyle gösterelim. Şu anda 6 ampere akım sınırlanmış durumda. Şimdi tekrar voltaja dönelim. Sırayla arkadaşlar duyuma ampuller bağlayacağım. Bu arada çıkış uçlarımı gösteriyorum. Bakın şuradaki size ilk başta gösterdiğim uçlardan çıkışımızı aldık. Şimdi devremi şöyle yerleştireyim çarpılmamak için. Fanımı Mosfetlerimin üzerine, soğutucularımın üzerine yerleştiriyorum. Buraya temas ettirdiğimde devre çalışmaya başlayacak. Zaten şu an çalışıyor arkadaşlar. Akım sınırlamasının devreye girdiğinden görebilirsiniz. Şöyle biraz daha görebileceğiniz bir noktaya alayım. Bakın şöyle tuttuğumda yaklaşık olarak 5 amper akım çekiyor. Şimdi ilk olarak LED lambayla başlayacağım. Bakın elimde 220 voltluk bir tane LED lambam var. Şöyle gösterelim. 9 watt'lık bir led lambam. Hemen bunu duyumuza ekliyoruz. Ve sistemi çalıştırıyorum. Bakın SMPS trafon ve temas ettirdiğimde şu anda led lambamın gayet parlak bir şekilde yandığını görebilirsiniz ve akım sınırlaması devreye girdi. Yaklaşık 6.177 amperlik bir akım çekiliyor. Şöyle farklı açılardan göstereyim arkadaşlar Şimdi ikinci olarak tasarruflu lambayı test edelim Hemen buna Tasarruflu lamba ekliyoruz Bakın tasarruflu lambayı yerleştirdim Şimdi bunu yakıyorum Tam temas ettiremedim Arkadaşlar bunda daha az akım çekiyor Yaklaşık olarak 5.5 4 yani 5.5 amper civarında bir akım çekiyor. Şöyle gösterelim yine. Şimdi 40 wattlık bir akkor filaman lamba ekleyelim. Şöyle 40 wattlık lambamı duyuma ekliyorum. Bir de ekleyebilsem daha güzel olacak. Evet. Şimdi bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın 40 wattlık lambamızı yaktık. Bunda biraz daha fazla akım çekti. Yaklaşık olarak 6.232 yine akım sınırlaması devreye girdi. Şöyle gösteriyorum. Şimdi 100 wattlık bir lamba ekleyerek devam edelim. Lambamı ekledim. 100 wattlık lambam burada. Bakın şimdi güç veriyorum arkadaşlar. Bunda biraz daha fazla akım çekiyor yine. Gördüğünüz gibi 100 wattlık akkor flaman lambamız da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle gösterelim. Devremi gösteriyorum yine. Mosfetlerin sıcaklığı e, fan sayesinde makul seviyede ısınıyorlar. Özellikle buraya akkor flaman lamba takınca e, biraz daha fazla ısındığını söyleyebilirim arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama oldu. Gayet başarılı bir uygulama oldu. Şöyle farklı açılardan yine paylaşalım sistemi görün. Şöyle. Böylece farklı tipte lambalar ile devremizi test etmiş olduk. Hepsinde gayet güzel ve verimli bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Son bir kez daha şöyle çalıştıralım sizin için. Şöyle gösteriyorum bakın. Oldukça güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle ışığı yine odaklayayım arkadaşlar lambaya odaklandığı için kameram ortamdaki ışığı birazcık kısıyor. Bu sistemin artılarının yanında bazı dezavantajları var. Artıları basit oluşu, oldukça ucuz ve hurda malzemelerden yapabileceğiniz bir devre. MOSFET'leri 10 liraya alabilirsiniz. Geriye kalan bütün malzemeleri eski bir bilgisayarın güç kaynağı üzerinden sökerek oluşturabileceğiniz oldukça basit bir devre arkadaşlar. Devremizin bazı dezavantajları var demiştim. Bu dezavantajların başında buradaki çıkıştaki frekansın oldukça yüksek oluşu yatıyor arkadaşlar. Çıkışta oldukça yüksek bir frekans alıyorsunuz. bu yaklaşık olarak 20 ila 30 kHz civarında. bu da özellikle hassas cihazlarınız açısından sıkıntı yaratıyor. Yine sistemde bir geri besleme olmaması yani çıkış geriliminin düştüğü takdirde voltajın otomatik olarak yükselmemesi de buraya yüklediğiniz yük arttıkça arkadaşlar çıkış voltajı da düşecektir. Hemen şöyle gösteriyorum bakın ikinci bir lamba eklediğimde birinci lambamın parlaklığının ciddi şekilde düştüğünü görebilirsiniz. Giriş akımını yükselterek bunu çözebilirsiniz. Ancak bu sefer mosfetleriniz çok fazla ısınacaktır. Bu da yine devrenin dezavantajlarından bir tanesi. Çıkış frekansının yüksek oluşu nedeniyle hassas cihazlarınızda özellikle televizyon ya da işte buzdolabı veya buna benzer zaten çalıştıramazsınız. Ancak bu cihazlarınıza da kesinlikle bağlamanızı önermiyorum. Ancak böyle lambaları akü ile beraber yakıp kullanabileceğiniz oldukça güzel ve basit bir uygulama. Bu sistemle kamp yerlerinizde işte 12 voltluk bir aküyü 220'ye çevirerek 220 voltluk lambalarınızı oldukça rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Cep telefonu şarjlarınızı da aslında kısmen kullanabilirsiniz ancak sistemin frekansından dolayı onu da çok fazla tavsiye etmediğimi belirtmem gerekiyor. Böylece bir videoyu bir projemizi de tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ve bir sonraki projemizde görüşünceye değin hoşça kalın diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu devreyi birçok kişi de görebilirsiniz. Birçok kişinin yapıp paylaştığını görebilirsiniz. Fakat özellikle sonda yaptığım uyarıları size kimse yapmaz arkadaşlar. Böyle çıkışı ölçerler 220 volt deyip bırakırlar. Özellikle son kısımdaki uyarılara Dikkat etmenizi önererek videomu bu noktada sonlandırıyorum. Lütfen bana destek olmak için abone olmayı unutmayın.